Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, Haber Uzayı başlıyor. CD Projekt Red, deli gibi para gömdüğü Cyberpunk 2077 dünyasını genişletmeye devam ediyor. Phantom Liberty genişleme paketinin ardından oyuncularla arasındaki kara bulutları dağıtan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 dünyasında geçen live action film projesi duyurdu. Cyberpunk filmi ya da dizisi olacak olan bu projenin yapımcılığını True Detective ve Mr. Robot gibi Emmy ödüllü dizilerin ve The Revenant ve Spotlight gibi akademi ödüllü filmlerin yapımcılığını yapan Anonymous Content üstlendi. Yani CD Projekt Red işi ehline bırakmış. Mr. Robot'un yaratıcısı Sam İsmail de işin başına getirirlerse bu proje olay yaratabilir. Proje henüz erken geliştirme aşamasında, daha ne yönetmeni ne senaristi belli. Valla CD Projekt Red dibe çakılan itibarını toparlamak için ilginç hamleler yapıyor. Phantom Liberty genişleme paketiyle birlikte oyuncular yine CD Projekt Red övmeye başladı. Ama yani ben hala yaralıyım. Ben hala kandırılmış hissediyorum Cyberpunk konusunda. O kadar hızlı yaşadığım hayal kırıklığını unutacak değilim sevgili CD Projekt Red. Ne güzel ya, oyunu erken erişim gibi salın. Biz tamamen patlak bir oyunu oynamaya çalışalım ilk çıktığında. 2 sene sonra ancak oyunu toparlayın, yine övme yarışı başlasın. Yok öyle CD Projekt Red. Bir sonraki oyununuzu daha ilk günden oynanabilir bir şekilde yayınlamadığınız sürece size güvenmiyorum. Ha, bu arada Phantom Liberty kodu gönderdiğiniz için çok teşekkürler. Yani oyun güzel olmuş gerçekten ama bu kadar, övmeyeceğim. Hadi görüşürüz. PlayStation'ın en has, en sağlam firmalarından Sony ailesinin adeta şımartılan, yerlere göklere sığdırılamayan çocuğu gibi geliştiricisi Naughty Dog'dan hoş olmayan haberler geldi. Naughty Dog'da 2023'te yaşanan durgunluk sonrasında 25 sözleşmeli çalışanın işine son verilmiş. Kotaku'nun haberine göre bu işten çıkarmalardan en çok etkilenenler kalite kontrol ekibiymiş. Fakat sanat ve prodüksiyon departmanında da bu durumdan etkilenenler olmuş. Bu işten çıkarma rüzgarı henüz tam zamanlı çalışanlara sıçramamış. Temmuz ayında da Naughty Dog eş başkanı Evan Wells 25 yıllık kariyerinin ardından emekliye ayrılmıştı. PlayStation başkanı Jim Ryan da Sony'den topukladı. Geçtiğimiz haftalarda Activision Blizzard'da da işten çıkarmaları olmuştu. Uzmanlar Amerikan oyun endüstrisinde bu yıl işlerin pek de yolunda gitmediğini aktarıyor. Ekonomik olarak bir takım sıkıntılar olduğu bildiriliyor. Ya kardeşim tamam, yapın bir zam daha da siz de rahatlayın, biz de ya. Biz alıştık nasıl olsa. Yapıştırın bir zam mı? Herhalde bir zam çözer bu sorunları diye düşünüyorum. Bu arada Last of Us Part 2'nin remaster sürümü de sızdırıldı. Last of Us Part 2'nin remaster sürümünün PC ve PlayStation 5 için çıkması bekleniyor. O değil de sanırım yeni oyun dünyasına alışmamız lazım. Firmalar artık 10 yılda bir büyük bütçeli bir oyun yapacak. Aralara da sırf aç kalmamak için remasterlar, director's cut'lar, efendim spin-off gibi, Assassin's Creed Mirage gibi oyunlar sıkıştıracaklar. Maliyetler o kadar arttı ki adamlar işin içinden çıkamıyor. Bu sırada bağımsız geliştiriciler pikselli ama sağlam mekanikle oyunlar yapıp köşeyi dönüyorlar. Ya bazen çok büyük olmak iyi bir şey değil sanırım. Firmalar büyüdükçe projeler kontrol edilebilir olmaktan çıkıyor, maliyetler artıyor herhalde. İşte sırf bu yüzden buradalarda yani yıllardır büyümeyi reddediyor. Yoksa yani biz 2 haftaya 500 bin oluruz da hani olmuyoruz ki, hani yönetilebilir çane. Evet. Call of Duty Warzone 2.0'da Türk oyuncuları heyecanlandıran gelişme. Bir iddiaya göre beleşe oynadığımız Call of Duty Warzone'a Orta Doğu'nun Avrupa ile buluşma noktası şeklinde tanımlanan yeni bir harita eklenecek. Tabi bu tanımlama da akıllara tek bir ülkeyi getirdi. O ülkede Türkiye. Daha önce Call of Duty Black Ops Cold War'da Trabzon yer almış, Karadeniz'in Arabistan'la buluşma noktası olan bu güzide şehrimizde oyunun hikaye modundaki bir görev yer almıştı. Türk Call of Duty hayranları bu sefer de muhtemelen İstanbul haritasıyla karşılaşabilir. Warzone'a Türkiye'den yoğun bir ilgi olduğunu biliyoruz. Rainbow Six Siege'de bordo bereli bekleyişimiz bir türlü nihayete ermemişti ama en azından Call of Duty Warzone'daki Türkiye haritasıyla teselli bulabiliriz. Böyle şeylere niye bu kadar anlam yüklüyoruz bilmiyorum. Yani Haluk Bilginer Angelina Jolie ile filmde oynayacak diye bir halaya durmadığımız kaldı. Seviyoruz böyle şeyleri. Filmlerde falan Türk adı geçince heyecanlanmayan bizden değildir.
Metal Gear Solid serisinde Dr. Naomi Hunter karakterini seslendiren Jennifer Hale ilk oyundaki performansı için Konami'den sadece $1200 ücret aldığını açıkladı. My Perfect Console podcastine konuşan seslendirme sanatçısı Jennifer Hale, Metal Gear Solid'deki rolü için kendisine toplam $1200 ödeme yapıldığını, serinin ise toplamda $176 milyon kazandığını açıkladı. Hale, oyun endüstrisindeki seslendirme sanatçısı maaşlarıyla AAA oyunların kazandığı para arasındaki eşitsizliğe vurgu yaptı. Sevgili Hale, yani eşitsizlik falan kesinlikle haklısınız da ya siz de acaba biraz dandik bir anlaşma mı yapmışsınız zamanında? Yol artı yemeğe ben yaparım abi demişsiniz gibi sanki ama. Neyse. Efendim, Switch 2'nin çıkış tarihi ve muhtemel fiyatı sızmış olabilir. Sızan bilgilere göre Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi 24 Eylül 2024. Nintendo Switch 2'nin bir de dijital sürümünün olacağı, dijital modelin fiyatının $400, premium model fiyatının ise $450 başlayacağı iddia edildi. Buradalar Japonya bildirdi. Evet, Ekim ayına da girim yaptık ve inanır mısınız hala şahane oyunlar gelmeye devam ediyor ve daha bir sürü oyun da gelecek ama tabii ki gelecek hafta çıkacak oyunlara bakmadan önce tam şu anda durun, sifonu çekin, kaşığı çatalı bırakın ve de beğeni tuşuna basın. Yeni katıl seviyelerimiz aktifleşti, katıl tuşuna basarak kanalımızı fonlayabilir ya da bu videoyu aşırı beğendim ya nasıl da bir video hemen elimi cüzdanıma atayım ve teşekkürler tuşuna basayım da buradamı fonlayayım diyorsanız teşekkür butonuna basınız. Şimdi haftalık oyun menümüze göz atabiliriz. Buyurun işte o oyunlar. Yarış oyunu tutkunları müjde. Simülasyon yarış oyunu deyince akla gelen en esaslı serilerden biridir Forza Motorsport serisi. Benim öyle arcade sürüşle işim yok. Ben debriyajıyla, gazıyla, efendim yol tutuşuyla gerçekçi oyun severim diyorsanız 10 Ekim'de Forza Motorsport çıkış yapıyor. PC ve Xbox Series'e geliyor. İlk günden de Game Pass kütüphanesine eklenecek. Hatta korsanı da düşmüş sanırım. Oynanır. Amerikan futbolu tutkunu 2, bilemedin 3 buradamız için menümüze böyle bir oyun aldık. Wild Card Football daha arcade tarzda eğlence amaçlı bir Amerikan futbolu oyunu. 10 Ekim'de PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 ve Xbox One için, ha bir de Switch için çıkacak. Ödüllü büyük strateji serisinin en yeni oyunu Total War Puharoh'da kendinizi gücünün zirvesindeki eski Mısır'da bulun ve Mısır'ı ortadan kaldıran etkileyici olayları tecrübe edinin. Mısır'ın son yüce firavunu olarak oyunu oynayacağız ve Mısır medeniyetini çöküşten kurtarmaya çalışacağız. Mısır odaklı bir oyun olan Total War Puharoh PC için 11 Ekim'de yayınlanacak. Puharoh, Puhor, tam şey yapamadım. Haunted House bir roguelike unsurları içeren gezilik oyunu. Lin adlı karakterimiz de perili evin gizemlerini keşfediyor ve tuzağa düşen arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. İzometrik gibi minimal bir oyun. Haunted House PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 12 Ekim'de yayınlanacak. Yepyeni karanlık fantastik aksiyon rol yapma oyunu Lord of Fallen Souls türüne yeni bir soluk mu getirecek yoksa aynı şeyin laciverti gibi kopya bir oyun mu olacak? Bu sorunun cevabını bu hafta alacağız. Ön siparişler yapıldı, kılıçlar bilendi. Lords of the Fallen'a hazırız. 2023 ne bereketli bir yıl oldu yahu. Bunun daha Örümcek Adamı, Alan Wake 2'si falan var. Gerçekten oyun yağıyor. 13 Ekim'de Lords of the Fallen dünyasına girim yapacağız. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkımlayacak bu oyun diyor ve hemen Los Angeles'a tecrübeli gazeteci, acar bir kişilik olan muhabirimize çok klas bir ayak içi pas atıyoruz. Rockstar İşhan'ın hemen karşısındaki pasajdan herkese merhabalar. Bu hafta GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili inanılmaz bir gelişme geldi elimize. Rockstar Games'deki bir gelişme yoksa GTA 6'da sona mı gelindi dedirtti. İşte o gelişme. Rockstar Games, Lincoln, Edinburgh ve Hindistan'daki stüdyolarında oyun test uzmanı pozisyonları için yeni personel arıyor. Bu göreve alınacak kişilerden konsol ve PC donanımlarına hakim olması beklenirken işe alınacak testçilerin görevi ise oyunlardaki hataları bulmak ve Rockstar'a bildirmek. Bu gelişme tabii ki akıllara hemen GTA 6'yı getirdi. Yüksek ihtimalle bu tester ekibi GTA 6'yı test edecek ve gelecek yıl oyun çıkana kadar GTA 6'daki tüm bug'ları tespit etmeye çalışacak. Evet, yani GTA 6'nın çıkışına artık bir yıl kaldı diyebiliriz. Evet, bu hafta da aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü hemen merkeze bırakıyoruz. Haftaya kim bilir elimize nasıl gelişmeler. Kim bilir neler...
Yojin, spasin, močalem se bliži. Yojin, spasin, kvesni si se bliži.